Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi bu videoda hep çok sık aldığım bir sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Çok sık alıyorum bu soruyu ve ben de artık buna bir cevap hazırlamak gereği duydum. Bu soru şu: hangi mikroenerjiciyi seçmeliyim, hangi işlemciyle çalışmayı seçmeliyim ve hangisini öğrenmeliyim? Bu soruyu çok alıyorum. Hem öğrenci arkadaşlardan hem de belki piyasadaki arkadaşlardan da olabiliyor. Şimdi bu sorunun cevabını tabii ki hem kendi yorumlarımla vermeye çalışacağım ama her zaman olduğu gibi de genelde verilerle, yani piyasada veya dünyada neler oluyor, neler bu hareketler nelerdir veya işte diğer mühendisler, dünyadaki şirketler bunları nasıl seçimini yapıyor, buna bakacağız. Şimdi tabii konuyu ikiye ayırmak lazım. Bir, öğrenmek için öğrenci arkadaşlarının neyi seçmesini konusunda kararsızlıkları. Bir de tabii piyasada iş yaparken, profesyonel hayatta bu seçimler nasıl oluyor, buna da bakmak lazım. Şimdi bunun için aslında başlayacağım nokta şu: daha önce ben bunun üzerine video çekmiştim. Embedded.com sitesi var biliyorsunuz. Bu Embedded.com'un da dahil olduğu bir medya grubunun her sene yaptığı bir araştırma var. Yani işte gömülü sistemler üzerine çalışan mühendisler arasında şirketlerde bir anket yapıyorlar. Bu anket sonuçlarını da her sene yayınlıyorlar. Bayağı da kapsamlı bir anket oluyor. Yani bir sürü soru soruyorlar mühendislere veya yöneticilere. Bunun hatta full tam versiyonu da var. Böyle indirdim ben de bunu. Siz de bunu indirebilirsiniz. Linkini de koyacağım videonun altına. 99 sayfalık bayağı bir araştırma raporu. O raporda şu: bunu dediğim gibi bir incelemesini yapmıştım. Daha önceki videolarımdan bakabilirsiniz. Şimdi bunda işlemci bölümünde, yani mikro işlemci seçiminde hangi kriterler gözetilmiş? Bunlarla ilgili sorular yönetilmiş. Şimdi mesela birinci soru şu: işte işlemci seçiminde şirketinizdeki en büyük etkili olan kim? Yani kimin etkisiyle seçiliyor işlemci seçim? Kim yapıyor? Hangi departman yapıyor denildiğinde? Bakın burada donanım mühendisliği şeyi birinci çıkmış. Yani donanım ekibinin seçim yaptığı söylenmiş. İşte grup decision denmiş. Yani grup kararı alınıyor mühendislik ekibinde. Sonrasında işte donanım mühendisliği yöneticisi veya yazılım mühendisliği ekibi gibi gitmiş. Bakın burada seçimde donanım ekibinin daha yüksek oranda çıkmış seçim yapması. Bu ilginç bir nokta. İkinci seçimde evet bu grafikler aynı. İkinci soruda şu olmuş: benim şu anki projemde, yani projemizde ne var? İşte büyük oranda cevapların birincisi, en çok cevap alan, yüksek cevap alan seçenek, tek bir işlemci var. Tek bir mikroenerjici veya belki multicore, yani çok çekirdekli olabilir ama tek bir işlemci. Veya iki tane işlemci, iki mikroenerjici, işte 3, 5, 6, 10 gibi gidiyor böyle. Büyük oranda ama tek mikroenerjiciyle gitmiş projeler. Ve projenin içindeki işlemcinin işte farklı different, yani farklı şeylerden, satıcılardan, farklı firmaların farklı işlemcileri olduğu cevabı birinci çıkmış. Sonrasında işte tek bir çip, işte multiple identical processor cores, yani birden fazla çekirdek içeren ama tek bir çipte bulunan işlemciler çıkmış. Böyle azalarak gitmiş FPGA'lere doğru. Ve daha çok da bakın, en çok işlemci mimarisinde kullanılıyor diye sorulduğunda da 32 bitler, yüksek oranda 32 bitler çıkmış. Yani bakın, bu grafikten en azından karar verme aşamasında veya öğrenme aşamasında şunu bakabiliriz ki artık piyasada artık 32 bitlerin üstünlüğü var. Daha doğrusu sayı olarak üstünlüğü var diyelim, kullanım olarak. Yani 32 bit işlemcilere yatırım yapmak daha mantıklı olabilir 8 bitlerden ziyade. Ama tabii hala onların da kullanımı, 8-16 bitlerin de kullanımı, hatta işte az oranda da yine 64 bitlerde kullanılıyor, onu da görüyoruz. İşte işlemcilerin hızları konusuna baktığımızda en çok hız aralığının bakın 10 ile 99 MHz arası. İşte böyle değişik oranlar var, giderek artıyor. Tabii bu hızlar şu an için gerçekten çok yüksek hızlara çıkıldı mikroenerjicilerde. Yani benim 15 sene öncesini falan hatırladığım zaman, o dönemki şeyleri, 12 sene öncesini, yani bu 50 MHz üstü hızlar çok yüksekti yani mikroenerjici dünyası için. Ama şimdi artık çok fazla ilerleme oldu ve artık 700-800 MHz'lik mikroenerjicilerden bahsedebiliyoruz. Bir soru da şu sorulmuş: şu an kullandığınız işlemci daha önce kullandığınız işlemciden mi, yani aynısını mı devam ettiniz kullanmaya? Evet, büyük oranda yine aynısını devam ettik diyenler de var. Veya işte sorulmuş tekrardan devamında: neden aynısını kullandınız? Büyük oranda cevap şu çıkmış: yani şu anki işlemcimizden de, o işlemcinin işte üreticisinden de memnunuz çıkmış. İkinci seçenek önemli bakın. Yani yazılım uyumluluğunu sağlamak için, yani çünkü bir işlem değiştiğinizde sonuçta yazılımları bir şekilde uyumlulaştırmanız gerekiyor yeni mimariye göre. Bundan kaçınmak için veya işte aynı know-how'ını şirkette, artık o konuda bir know-how oluştuğu için onu korumak için denmiş. Üçüncü şeyde de, seçenekte de. İşte eğer değiştirdiyseniz işlemcinizi yeni proje geçtiğinizde, neden değiştirdiniz diye sorulmuş. Bunda da
İlk cevap bakın %39 oranında yeni işlemcinin daha iyi özelliklere sahip olduğu cevap verilmiş. Ve ikinci seçenekte de işte daha yavaş kaldığı işlemcinin cevaplanmış. Şimdi işte burada arkadaşlar şu önemli. Yani bir işlem seçerken sizin için en önemli faktör nedir sorusu bakın. Büyük oranda şu cevapta en büyük oranda cevap şu çıkmış arkadaşlar. O işlemcinin etrafındaki ekosistem. Yani yazılım araçları, diğer araçlar, destek. Yani ekosistem etkisi işte burada ortaya çıkıyor. Yani işlemcinin bakın kendisinden ziyade kendisi de o seçenek de çıkmış. Düşük oranda 30'larda 25 vesaire yıllara göre. Ama büyük oranda bakın cevap şuna bağlı denmiş. Yani ekosistem. O işlemcilerle ilgili destek, bulabileceğimiz destek, işte sunduğu araçlar vesaire. Peki hangi ekosistemimizin ihtiyaçlarınızı karşılıyor diye sorulduğuna ne cevap verilmiş? Burada arkadaşlar işte bakın birinci sırada Texas Instruments firması çıkmış. İkinci sırada ST Microelectronics çıkmış. Üçüncü sırada Microchip Atmel. Bunların bir arada yazılmasının sebebi şu arkadaşlar. Çünkü Atmel ve Microchip ayrı firmalardı ama Microchip firması Atmel'i satın aldı. O yüzden artık tek firma yani Microchip'ten bahsediyoruz. İşte NXP Freescale. Bu da aynı şekilde Freescale'i satın almıştı NXP. Şeklinde gidiyor. Dolayısıyla bakın ilk dörtte bu firmalar var. Zaten piyasada şu an popüler olarak göreceğiniz mikronetleyici ürünlerinde birçoğu zaten bu firmaların ürünleri. Ama diğer ürünlerin de az olmasının sebebi önemsizliğinden değil. Belli sektörlerde çok etkin olabiliyor bunlar da. Örneğin işte Rönesas aslında otomotiv alanında bayağı yaygın kullanılan işlemcileri vardır. Ama kısıtlı bir sektör belki tek bir sektör olduğu için belki orada bu kadar düşük çıkıyor olabilir. İşte Nordic mesela %1 görünüyor burada ama Nordic'te mesela Bluetooth, özellikle RF, radyo frekans ürünlerinde çok iyi ürünleri var yani çok yaygın. Belki şu an kullandığınız birçok kablosuz üründe, işte kablosuz mouse vesaire gibi ürünlerde Nordic'in çipleri var. Bu arada Nordic çip üretmiyor kendisi doğrudan, tasarım firması. Yani bu şekilde niş alanlarda da çok kuvvetli firmalar var. Bakın dediğim gibi ama şu cevap önemli. Yani çipi seçerken en önemli faktör ne sorulduğunda o çipin etrafındaki ekosistem cevap verilmiş. Evet, burada daha ayrıntılı o cevaplar var. Yani en önemli faktörler için neyi denediğimde ilk sırada bakın ne çıkıyor? Software Development Tools. Yani o işlemciyle ilgili kullanacağımız araçlar yaygın mı? İşte kolay bulabiliyor muyuz? Belki fiyatları ucuz mu? Firmalar artık bunu ücretsiz sağlamaya başladı. İkinci sırada çip performansı geliyor. Üçüncü sırada bakın gerekli yazılımlar, işte kütüphaneler vesaireler. Dördüncü sırada çipin maliyeti geliyor. Bakın maliyet çok önemli bir faktördür normalde ama dördüncü faktör olarak geliyor. Yani hiçbir zaman çoğu yer demek ki işlemci seçiminde maliyet birinci faktör olmamış. Sonrasında farklı cevaplar da var ama en başta bakın bunlar geliyor. Yani demek ki genelde baktığınızda bu araştırma şunu gösteriyor. Bir işlem seçiminde en çok bakılan faktör o işlemciyle ilgili ekosistem geliş mi? Araçlara kolay ulaşılıyor mu? Kaynaklar fazla mı? Sonrasında işte bu geliştirme araçları, kütüphaneler vesaireler. Zaten bu nedenle firmalar son dönemde çok fazla bu yazılım araçlarına, verdikleri ekstralara çok yatırım yapmaya başladılar ki bu işte rekabette öne çıkabilsinler. Bakın bu araştırma birazcık bize fikir verdi neyi seçmemiz gerektiği ile alakalı. Yani bugün artık bir şey öğrenecekseniz, öğrenmek için yeni başlıyorsanız demek ki şu dört firmanın ürününden bir tanesiyle başlamak mantıklı. İşte ekosistemine bakıp en çok kaynağı bir şey arattığınızda karşınıza eğer belli markalar ve belli ürünler çıkıyorsa demek ki onunla ilgili geniş bir ekosistem doğmuş demektir. Bu birazcık işte önemli. Yani yatırımı bir anlamda yatırım yapıyoruz biz aslında. Bir firma da yatırım yapıyor bir işlemciye geçtiği zaman. Çünkü onun üzerine bir zaman geçecek, mühendisler onu öğrenmeye çalışacak. Yatırım ya var yani burada zaman harcanacak. Zaman demek de zaten iş dünyasında para demek. Veya siz öğrenciyken de aslında bir yatırım yapıyorsunuz. Ne yatırımı? Zaman yatırımı. Yani bir şeyleri işte öğrenmek için uğraşacaksınız. Dolayısıyla tabii ki daha sonra işinize yarayacak şeylere bakmak istiyorsunuz. Bu size umarım bir fikir vermiştir. Şimdi fikir daha fazla fikir almak için yine her zaman olduğu gibi daha önce de yapmıştım. Hani LinkedIn'de ilanlara bakarak dünyada ne aranıyor, hangi konularda daha çok arayış var bunlara bakıp biraz da reel olarak neler var onları görelim. Mesela işte Pikler. Pikler benim öğrenci olduğum dönemde çok meşhurdu. Artık biraz daha eski popülaritesini kaybetti. Çünkü eski bir mimari artık ve 8 bitlik bir mimariydi. Daha sonra da aynı firma 32 bitlik işlemciler de çıkardı ama şu an kullanım oranları bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla bir işte ne bileyim STM32 serisi kadar veya diğer firmaların bazı ürünleri kadar popüler olmadığını görüyorum ben şimdi. Ama tabii kullanıldığı yerler var. Bakın burada şimdi Piklerle ilgili mesela Pik 18 serisiydi. Pik 18 diye arama yapıyorum şu anda.
LinkedIn'deki işler bölümünde. Bunu da sadece işte Hollanda değil, worldwide diyelim. Bütün dünya üzerinde aratmış olalım. Bakın 10 tane ilan çıktı şu anda. Peak 18 diye arattım özellikle. Yani hala mesela bakın şuraya bakalım. Muhtemelen bu, evet, bu Hindistan ilanı galiba, India. Tabii bunun içinde de aslında pikler tek bir spesifik olarak pikler geçmiyor. Buraya işte sıralanmış bir sürü işlerin mimarisi. Peak 18'lerde içinde olduğu için bu ilan çıktı. Bakalım. Evet, başka bir ilanda yine dediğim gibi sıralanmıştır muhtemelen. Onun içinde geçiyor olabilir. Şu an mesela bu ilanda ben pik görmedim. Neden bu çıktı bu ilan? Belki şeylerde çıkabiliyor bazen de. Madde madde yazılmış oluyor LinkedIn'de şeyler. Gerekli beceriler diye işlenen listeler oluyor. Gördüğünüz gibi çok bir şey çıkmadı. Bir de Pik 16 diyeyim bakayım. Hala Pik 16 kullanan da olabilir. Çünkü Pik 16'lar eski serisi yine Infoship firması. Hala tabii var piyasada ürünler çıkıyor. Eski dediğime bakmayın. Evet, bakın burada özellikle 16 bitlerle ilgili tecrübe istiyorlar bu ilanda. İşte 24 serisi de ilgili. Bir de 24 serisi var Infoship firmasının. Peki şimdi işte meşhur STM32 diye aratalım. Bakın STM32 yazdığında 2086 ilan çıktı. Yani STM32 kelimesi de çok başka ilanlarda geçebilecek bir kelime değil. Muhtemelen bütün ilanlar gerçekten embedded ile ilgili ilanlardır tahmin ediyorum. Hani bazı kelimeler var, alakasız bir ilanda da geçebilir ama STM32 kelimesinin geçtiği bütün ilanların ben gömülü yazılımla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hatta en son sayfaya kadar gidelim mesela. Artık tabii Çince ilanlar çıkmaya başlıyor orada. Bütün dünyayı arattığımız için Çince bilmiyorum maalesef. Ya çeviri fonksiyonu var mı bilmiyorum şu an. Neyse yine başlara gidelim. Bakın bir tanesine girelim rastgele. Evet, yine Hollanda'dan bir ilan. Rotterdam'dan. Spesifik olarak STM32 belirtilmiş mi? Evet, bakın. Daha önce işte STM32 serisiyle ilgili tecrübe aranıyormuş mesela. Almanya'dan bir ilana bakalım. Münih'ten. Evet, bakın bu skill'ler kısmında STM32 olarak belirtilmiş. Bakın bu ilginç. Mesela Microsoft'un bir ilanı var. Ya da Microsoft mu demek lazım. Microsoft'un ilanında evet, kıdemli gömülü yazılım. Yalnız ML geçiyor bakın. Muhtemelen Machine Learning Developer. Yani şimdi Microsoft'un aslında çalışmaları konusunda ayrı bir konuşmak lazım. Son dönemde Microsoft donanım tarafına da özellikle IoT tarafına yatırımlar yapıyor. Ve kendi çiplerini geliştiriyor IoT'de kullanılmak üzere. Orada da işte yine gömülü sistemler konusunda bazı ihtiyaçlar oluyor. Hatta bir iki satın alma da yaptı. Bakın Microsoft'u biz ne olarak biliyoruz? Daha çok değil mi? İşte Microsoft, işte Windows ürünü var, Office ürünleri var. Daha çok web tabanlı veya işte masaüstü yazılımlar veya işlem sistemi üreten bir firmayken bugün IoT konusunda yaptığı yatırımlardan dolayı bakın bugün Microsoft'un bile verdiği bir gömülü yazılım ilanı var. O da enteresan. Yani gömülü de yazılım, sadece gömülü yazılım demiyor. Senior Embedded Machine Learning Developer. Yani işin içine bir de Machine Learning de girmiş. Enteresan. Yani demek ki işler nereye gidiyor anlayın artık yani. Burada bakın gördüğünüz gibi işte ARM tabanlı mikroyöneticilerde tecrübe diye yazmış. Hem STM32 belirtmiş hem NXP. NXP de işte başka bir firma. Onun işlemcilerine göre bir şey demiş. Bir ilan daha bakalım. Hadi o da Amerika'dan olsun. Evet. Burada şurada STM, evet, Experience with Atmel Microchip. Yani mikroçip firması belirtmiş burada. Mesela Pikler diye belirtmemiş ama Microchip diye belirttiği için yani o firmanın olduğunu anlıyoruz. Pik ürünlerini. Ve STM32. Bunlar Big Plus denmiş. Demek ki bunları kullanıyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hatta burada siz isterseniz firma olarak da mesela Tesla hep baktığımız popüler firma değil mi? Ne yapıyor Tesla diye bakalım. Var mı Tesla'nın bir ilanı? Evet, bir tane ilan çıktı. Bakın STM32. Yani görüyorsunuz Tesla da çıktı. Veya başka bir firma. Yani buradan siz de kendiniz istediğiniz firmayı aratıp merak ettiğiniz bir firma varsa mesela bizim şu an projesini yaptığımız Volkswagen Gerçi Volkswagen'in farklı firmaları var. Alt grup, Volkswagen büyük bir grup. Volkswagen'den bir şey çıktı mı bakalım. Çıkmadı. Evet. Neyse çok şeye gerek yok. Mesela eğer bir de Renesas diye aratalım. Renesas kaç tane çıkacak? Tabii şeyi kaldırıyorum. Şirket filtresini. Bakın Renesas'ın 382 çıktı.
Yani yine demek ki bir oranda kullanılıyor. Aslında bu oranlar bakın araştırmadaki oranlara da yakın. İşte STMOS dediğimizde galiba 2000 küsür mü 3000 küsür mü ne çıktı? Şimdi 300 çıktı bu. Bakalım bir tanesine girelim. Bakın mesela Bosch'un aradığı ilanlar var. Bosch firmasını biz aslında belki bilmeyenler olabilir. Bosch'u biz beyaz eşyacı olarak görüyoruz Türkiye'de belki daha çok ama Bosch otomotiv konusunda önemli bir firmadır. Muhtemelen de bu ilanlarda otomotiv tabanlı işler için aranan. Evet, gördüğünüz gibi işte Qualcomm, Renesas gibi şeylerde çalışmış olma tecrübesi arıyorlar. Farklı bir şey bakalım. Bakın Renesas'ın kendisi arıyor. İşte Automotive Security Software. Yani o kadar çok şimdi yeni uzmanlıklar doğuyor ki aslında bu size belki yine bu video başka videonun konusu da olabilir. Uzmanlık alanları seçmek gibi. Yani çok farklı bakın unvanlar gördük değil mi? Yani gömülü yazılım ilanı görürken şimdi gömülü yazılım makine öğrenmesi mühendisi. İşte otomotiv yazılımcı derken şimdi otomotiv security, güvenlik yazılımı geliştiricisi falan yani bir sürü farklı şey doğuyor. Evet aslında bu kadar belki yeterli. Yani kısaca ne öğrenmem gerekiyor sorduğunuzda aslında en güzel cevabını veren şey sizin bakıp düşündüğünüz alanlar, şirketler, nerelerde çalışmayı düşünüyorsanız oralara bakıp bunların ne istediğine bakmak ki şu an gördüğünüz gibi de en popüler şeylerin ne olduğunu görüyoruz. İşte NXP veya işte STMicroelectronics gibi firmaların ürünleri bayağı popüler. Yani o yüzden bizim mesela bu ara hep işte ben STM32'ler üzerinden çektiğim videoları da onun üzerine çekiyorum. Yani bunun sebebi bizim bunu çok seviyor olmamız veya illa onun çok önemli olduğu anlamına gelmiyor ama bir şekilde her dönemde piyasada tutulan popüler olan ürünler var. Dolayısıyla biz de onun üzerinden gidiyoruz. Yarın öbür gün başka bir ürün popüler olur. Başka ürünler çok kullanılmaya başlarsa da ona geçmemiz gerekebilir ki ben şu dönemde onu da söyleyeyim. STMOS'larla ilgili aktif olarak çalışmıyorum. Yani onlarla bir bağım aslında çok fazla yok. Bir de Türkiye'den bakalım isterseniz. İşte merak edenler için kendiniz de bakabilirsiniz tabii. Pik 16 diye aratıyorum mesela. Var mı böyle bir ilan? İlan çıkmadı. İşte Pik 18 diye aratalım. Evet, o da çıkmadı. O zaman sadece pik diye aratsak ama pik kelimesi tabii başka ilanlara geçebilecek kelimeler içeriyor. Şu an mesela 46 ilan çıktı ama bir kısmından alakasız şeyler de çıkıyor. Ama gömülü yazılım alanlara bakalım. Mesela rastgele bir tanesine giriyorum. Bakın bu firma ne arıyormuş? Yine klasik C, C++, işte haberleşme protokolleri vesaire bir maddede bakın hepsi sıralanmış. İşte TI, PIC, STM32, ARM işlemcilerle. Aslında bu sıralamada tabii bir şeyler karışıyor. Niye? Texas Instruments bir firma ismi. PIC bir mikronetleyici ailesinin ismi. STM32 de bir mikronetleyici ailesinin ismi. ARM bir firmanın ismi yine. Vesaire. Gibi gibi. Yani bakın buradan da anlayabiliriz. Peki STM32 yazalım. Ondan kaç tane ilan çıkacak? Ondan da 8 ilan çıktı mesela bakın. Yani bu orana bakarsak da Türkiye'de sanki PIC'ler daha meşhurmuş gibi geliyor olabilir. Çünkü PIC'leri gerçekten çok eskiden beri kullanan çok firma var. Çok da bilenler var. Bir de yeni işe geçmek biraz zor olabiliyor. Yeni mimarlara geçmek. Bakın burada yine bir tane ilana girelim rastgele. Evet burada da görüyorsunuz yine aynı. Hatta sıralama bile aynı sanki. Buradan da şunu görebilirsiniz aslında birçok ilan birbirinden belki de bazı şeyleri kopyalayarak verilen ilanlar olabilir. Çünkü o sıralama değişmemiş. Mesela bakalım. Evet ARM tabanlı STM32'lerle çalışmış. Yani firmaların ilanlarından da ne konularda çalıştıklarını veya hangi araçlarla çalıştıklarını görmeniz mümkün. Öğrenci arkadaşlar özellikle bunu öneriyorum. Yani ne öğreneyim diye soracaksanız en güzel cevabı bunun. Girin bugün sanki mezun olmuşsunuz da iş bakıyormuşsunuz gibi ilanlara bakmaya başlayın. Ve o sizin düşündüğünüz firma, çalışmayı yarın düşünebileceğiniz firma ne arıyor? Kim ne istiyor ya? Şimdiden bakıp hazırlanmaya çalışın. Yani en güzel hazırlık ve cevap da o soruya cevap. Yani ne öğreneyim sorusunun cevabı da budur. Evet. Bu şekilde hem ilanlar üzerinden hem de işte Embedded.com'un yaptığı araştırma üzerinden mikronetleyiciyle hangisini öğreneyim, hangisini seçeyim biraz cevabını vermeye çalıştım. Burada ikinci bir noktada arkadaşlar sizin öğrenme biçiminiz. Yani bazıları için gerçekten 8 bitlik çok basit bir işlemciyle başlayıp sonra 32 bitlere daha karmaşık şeylere geçmek ideal bir çözüm olabilir. Bazıları için de ben doğrudan direkt atlayacağım en şu an son noktası neyse onu öğrenmek istiyorum deyip o zor kısımdan başlayıp ilerlemek uygun olabilir. Yani bu sizin biraz öğrenme stilinizle alakalı. Yani kimisi ben basitten başlayıp daha sonra ilerlemek isterim diyebilir. Bu tümden gelin diyelim. Daha doğrusu tüme varın diyelim. Yani parçadan bütüne. Ya da kimisi de ben direkt bodozlama en büyük parçadan başlayıp bütün ayrıntılarından yavaş 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 çözmeye çalışırım diyen de olabilir.
Orada işte biraz kişisel bir karar bu. O yüzden bu soruyu aldığımda hani hangi mikro yöneticiyi öğreneyim, 8 bitlerden mi başlayayım, 32 bitlere direkt mi gireyim dendiğinde net bir cevap veremiyoruz. Çünkü bu tamamen kişiye bağlı, kişinin hedeflerine bağlı, nerede çalışacak, hangi alanda çalışacak veya öğrenme stili nedir ona bağlı. Çünkü benim sıfırdan bir mikro yöneticiyi öğrenmeye başladığım zamanlarla şimdi arasında 10-15 yıla yakın zaman geçti. Dolayısıyla şu an gerçekten sıfırdan öğrenmeye başlayan birinin psikolojisine inmem de artık zor oluyor. Bir de bizim başladığımız dönemdeki işlemcilerin işte dokümanlarıyla, bilgi yoğunluğuyla şimdikiler arasında da çok fark var. O yüzden doğrudan bir net bir cevap vermekte ben de zorlanıyorum. Ama dediğim gibi bakın burada verilerle konuştuk birazcık. Yani duruma baktık, ilanlara baktık. Gerçek durumu gösterdim size. Kararını artık kendiniz verebilirsiniz. Kendi öğrenme stilinize, hedeflerinize göre neyi öğrenmeniz gerektiğine, nelere yönelmeniz gerektiğine artık kendiniz karar vereceğinizi düşünüyorum. Başka videoda görüşmek üzere.